Değerli dostlar merhaba. Yeni haftanın herkese bereketli, bol kazançlar getirmesini diliyorum. Bu videomuzda takip listemizde bulunan 40 adet hisseden bir tanesi olan ve aynı zamanda herkesin merakla nerelere geleceğini beklediği, takip ettiği, merak ettiği hisselerden birisi Güneş Sigorta hissesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Güneş Sigorta'nın Şirket bilgileri, hisse bilgileri, hisse hareketleri, oranları, değerleri ile alakalı, beklentileri ile alakalı bir genel olarak değerlendirme yapmaya çalışacağız. Güneş Sigorta 1957 yılından beri sigorta sektöründe faaliyet gösteren Güneş Sigorta 10 Bölge Müdürlüğü 11 Finansal Bölge Müdürlüğü, 2 temsilcilik ve 3000'e yakın satış kanalı ile hizmet vermektedir. Güneş Sigorta'nın ana hissedarı Vakıf Bank'tır. Vakıf Güneş Sigorta hisselerinde en büyük paya sahiptir. Daha önce açıklanan kamu sigorta şirketlerinin birleştirilerek dev bir sigorta holdingi kurulması için planlanan 2020 yılının ilk çeyreğinin sonuna yaklaşmaktayız. Hisse ile ilgili ne olacaksa pozitif yönde bu dönemde Şubat-Mart aylarında olmasını bekliyorum. Türkiye Varlık Fonu'nun çatısı altında birleşecek olan kamu sigorta şirketlerinden biri de Güneş Sigorta'dır. Bu birleşmeden ortaya çıkacak Dev Sigorta Holding'inin bu sektörde öncü olacağı öngörülmektedir. En büyük paya sahip olacağı sigorta sektöründe bu dev holdingin olacağı öngörülüyor. Bu bağlamda bu birleşmeden Güneş Sigorta hissesinin olumlu etkilenmesi muhtemel olarak görünüyor. Son dönemde yaşanan hisse hareketleri de bu yönde bir ışık veriyor beklentimiz de bu yönde. Bu birleşmenin etkisiyle hissenin çok daha iyi yerlere geleceği, pozitif hareketler yapacağını bekliyoruz. Güneş Sigorta'nın öz kaynak değeri 1 milyar 290 milyon lira. Sermayesi 540 milyon lira. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %2.79. Defter değeri ise 1.20 Güneş Sigorta'nın güncel hisse değerleri 20202 2 Şubat 2020 tarihi itibariyle 2.56 2 lira 56 kuruş. Hedefimiz 3.50. Bu hedefe ulaşmak için Güneş Sigorta'nın 3.50 hedefine ulaşabilmesi için geçmesi gereken istasyonlar ise 282, 305 ve 330. Bu istasyonları zorlanmadan aşması halinde 3.50 hedefimize ilk hedefimiz 3.50'ye ulaşması muhtemel. Daha önce zaten e, en son geçtiğimiz hafta 2.99 seviyelerine hatta 3'ün üzerine çıkıp buralarda tutunamamıştı. Direnci kıramamıştı. Tekrar yeni bir hamleyle buranın üzerine çıkmasını bekliyorum. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tahminler, yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkes kendi ne göre bu bilgilerle alakalı değerlendirmelerini yapabilir, alım satımını yapabilir. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kolay gelsin.